Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız sözlerinin sokakta nasıl karşılık bulduğuyla ilgili halkımızın fikirlerini alacağız. Bakalım halkımızdan bu konu hakkında nasıl cevaplar gelecek hep birlikte görelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik kurtuluş savaşı sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu değerlendirme bu dış politika bu, dış güçleri. Doların yükselmesi Türkiye'nin zararına değil, bilhassa karınadır. Çünkü 10 milyon... Ne gibi? 10 milyonu güldürüp de doları yükseltiyor. Ama 85 milyonu ağlatıp da faizi düşürüyor. Yani faizi düşürmesi lazım. Ve düştü faizler. Dolar yükselsin, dolarına bizim bir işimiz yok. Biz Türk parasına bakalım. Zaten 76 yok. O nasıl söyleyeyim ben? CHP olarak Merkez Bankası'nı daha önce satmıştı bunu biliyorsunuz. Tamam mı? Onu satmıştı. Ve Türk parasının %85'i bizim değildir. Tam daha Yahudi lobinin. Ve bunun bilmesi lazım. Tayyip Erdoğan ne etti yaptı? İşbank. %35'i çıkardı Türk parasını. İş bankası zaten kendi bankaları. Budur. Dış ülkeler tarafından Türkiye'ye bir oyun mu oynanıyor? Tabii büyük bir oyundur bu Türkiye için. Zaten denizden geldiler başaramadılar. Dışarıdan geldi başaramadılar. Şimdi dolardan geldiler. Bu Türkiye'yi sarsması için. Türkiye'de bu adamı düşürmek için ellerinden gelen şey yapıyorlar. Herkes etkiliyor. Ya. Bütün esnaflara bak. İniş olur mu? Zor. Çıkış yükselir, iniş olmaz bundan sonra. Peki ne düşünüyorsunuz dolarla ilgili? Ne düşüneceğim? Allah hakkımız hayırlısı neyse onu diyelim. Başka bir şey yok. Dış ülkeler oyun oynuyorlar mı Türkiye'ye? Oynuyorlar. Oynuyorlar. Anlatabilir misiniz? Nasıl bir oyun var? Vallahi nasıl bir oyun olacak? Amerika'nın işte oyunu bunlar bütün. Baş Amerika. Biz Türkiye olarak neler yapabiliriz bu durum için? Vallahi hep birlik beraber olacağız. Birlik, dirlik öyle. Beraber olacağız. Başka şey yok. Yani al bak dolar 11 küsur oldu. Yani. Nasıl? Dönülmezse nereye kadar? Niçin? Bizi bulacak. Nasıl? Var, tekel bayim var. Geçen ay zam yaptım her ürüne. Bu ay tekrar zam yaptım. Önümüzdeki ay tekrar zam var. Sürekli zam var, zam var, zam var. Nereye kadar gidecek acaba? Çok merak ediyorum. Benim kendi var olan dükkanımda bile ben bazı şeyleri alırken hani ben bile sıkıntı yaşıyorum. Niye? Çünkü her şey... Hangi ürünleri? Her şey. Bu sadece o değil ki. Burada hani İstanbul'da ekmek 4 lira olacak muhabbeti oluyor. İzmir'de görmeniz lazım. Yani böyle bir şey. Fırınlar şu an İzmir'de hiçbir çalışmıyordu. Benim bulunduğum ilçedeki hiçbir fırın ekmek dağıtmıyordu bizim dükkanlara. Vermiyorlardı. Bu sadece bir ürün için değil. Alkolünden tut normal ürününe kadar hepsi için geçerli bu. Nasıl değişiklikler yapılmalı? Nasıl bu durum değişebilir? Cumhurbaşkanı istifa etmesi lazım. Vallahi o konuyla ilgili bir şey dedik mi? Ne olduğunu biliyorsunuz. Yani adam doğru söylüyor. İfade özgürlüğü diye bir şey yok. Söylediğimiz her şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Konu ne? Dur bir şey söyleyeyim. Hayır bir şey söyleyeyim. Ya yani dediğim gibi başka söylenecek söz yok bunun üstüne. Bravo. Bravo. Bu konuyla alakalı bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Hiç doğru değerlendirmiyorum. Eğer öyle bir savaş varsa zaten kendisi bu savaşın lideri olmalı. Fakat ben onda bu savaşın lideri olacak meziyetleri göremiyorum ve zaten onun yüzünden bu haldeyiz. Ne gibi? Yani sonuçta ülkeyi yöneten o sınırsız yetkisi var ama sıfır sorumluluğu var. Mesela örnek verebilir miyiz? Yani biliyorsun zaten herkes biliyor bunları. Sizden de duymak isterim. Ya bunu daha fazla açmaya gerek yok. Dediğim gibi bu kadar basit. Sınırsız sorumluluk, sınırsız yetki, sıfır sorumluluk. Hepsinde öyle. Peki sizce Türkiye için kur ve faiz üzerinden oyun oynanıyor mu? Hayır oynanmıyor. Açıklar mıyız? Hayır oynanmıyor zaten. Yani bunun için en ufak bir ekonomi bilginiz varsa bunu çözebilirsiniz.
O yüzden hani yok öyle dış minnaklarmış, şuymuş buymuş, onun gibi oyunların oynandığını düşünmüyorum. Peki doların yükselmesiyle hangi ürünlerde artış oldu? Ne gibi ürünler alıyordunuz, fiyatlar yükseldi? Yani marketlere gittiğimizde zaten bunu görüyoruz. Onun dışında en basit şeyleri bile kendimizin üretecek halde olduğu halde yurt dışından ithal ediyoruz. Bu yüzden işte hani yani en basit ham maddeler işte pamuktur, ayçiçeğidir, şudur budur biliyorsunuz. Bunlarda da yılbaşına kadar ithalat vergisi sıfırlandı. Bu şekilde hani kendimizin üretebileceği en basit ürünlerde bile ithal ettiğimiz için, hepsi dolara endeksli olduğu için onların da fiyatları artıyor. Bu kadar basit. Ne gibi değişiklikler yapılabilir bu süreçte? Ne gibi değişiklikler yapılabilir? Bundan yani en basit olarak üretimin desteklenmesi gerekiyor. Çiftçilerimizin ondan sonra desteklenmesi gerekiyor. Tarımın? Tarımın tabii ki. Üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Hani yatlara, şunlara, bunlara sıfır vergi uygularken ben isterim ki tarlasında üretim yapan çiftçi kardeşimle sıfır vergi ödesin üretim yaparken, traktöründe mazotu kullanırken. Bu şekilde. Bundan 2001 yılında daha önceki bir röportajında yine bazı vergilerin az olduğunu düşünerek bir cevabını almıştık. İkincisi 2020'de yine bir seçimden dolayı ekonomiyi bahane ederek yükseltiyor bence. Yani 2023'te görüşürüz. Yani Cumhurbaşkanımıza göre ülkede hiçbir sıkıntı yok. Her şey normal ama ülke bayağı bir sıkıntıda. İnsanlar açlık içinde. Hani ülke çok çok kötü de ya. Ne yönden? Hani dolar yönünden olsun. Ülke komple Arap doldu. Ülke hakkında hani ülke komple Arap doldu. Hiçbir şekilde kendi hakkımızı savunamıyoruz bu ülkede. Hani ne gibi haklar? Yani en ufak bir şeyde biz mesela mekan işletiyoruz, en ufak bir şeyde Arapların hakkı savunuluyor ama bizim hakkımız savunulmuyor. Polisler tarafından, şey tarafından. Her türlü sıkıntıdayız. Bugün kapalı çarşı komple kapattı misal. Her yere kepenk indirdiler. Peki Türkiye üzerinden kur ve faiz üzerinden oyun oynanıyor mu? Tabii ki oynanıyor. Benim geceleri uykularım kaçıyor ya geleceği düşünmekten. Gerçekten artık daha ne kadar artacak diye düşünmekten, kaygılanmaktan benim tansiyonum çıktı. Ya ben daha 21 yaşındayım. 21 yaşında bunları düşünmek benim için çok fazla. Benim tek derdim yarın ne giyeceğim olması gerekiyor aslında. Ya da ne yiyeceğim. Ama ben yiyecek ekmek bulabilecek miyiz? Neden sıvı yağ artık sayıyla satılıyor? Şeker neden sayıyla satılıyor diye düşünmekten manyak oldum. Bence yani yapılacak bir sürü şey var. Düşünmesi gereken hiç kimse düşünmüyor. Biz düşünüyoruz ülkeyi. Ya artık hani birileri bir şey yapsın ya. Ya erken seçim mi, hemen seçim mi, ne oluyorsa olsun bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben 2 yıllık evliyim. 2 yıldır hani ya insan evlendiği zaman mutlu olur. Geçim derdi olmaz, şey olmaz. Ya 2 yıldır her türlü sıkıntıyı çekiyoruz. Ben 2 yıldır evliyim. Çocuk yapamıyorum mesela. Sıkıntıdan, geçim sıkıntısından her şey zamlandı, her şey pahalandı, her şey üst üste kira. Ya kira, ev bulamıyoruz, kiralık ev bulamıyoruz. En kötü ev it bağlasanız durmaz, 2 milyardan aşağı değil. Ne gibi imkanlar yapılabilir, gündeme gelebilir? Yani ne gibi imkanlar yapılabilir, halkına sahip çıkması lazım, başka bir şey değil hani. Bu halk perişan oldu. Hani hiç kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Daha ne söyleyebilirim ki hani, ülke gün geçtikçe kötüye gidiyor. Daha da berbat olduk. Daha da kötü. Şu an 13 mi oldu dolar? Kaç oldu? Sıkıntıdayız. Büyük sıkıntıdayız. Abla, bunları çok sendiricim. Sivleri çok yiyorum de. Ama bir sıkıntı var. Ben çok Türkçe konuşabilmiyorum ama. Bildiğiniz kadar. Evet. Çok sıkıntı var. Bir senedir... Nasıl? Ne gibi sıkıntılar var? Anlamadım. Bir senedir konuşabilirsiniz. Doların yükselişiyle alakalı. Doları Joe Biden bile yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi bizim günümüz, bugünümüz dolar olarak, ekonomi olarak biz çok gerideyiz. Maddi olarak. Bugün kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın para birimi bizi 4 kat artıya geçti. Ben oradan geldim buraya. Biz bugün bakıyoruz insanların çalışma sistemimize sıfır. Hiçbir şey yapamıyoruz. Asgari ücret bizi kurtaramıyor. Ben bugün bir kirada otursam dolarla mı artık alışveriş yapacağım? Aldığımız ayakkabının ham maddesi bile dolar. Giydiğimiz mont dolar. Diyoruz ya iPhone almayalım. Dolar.
Nefesimiz var. Bu maske bile dolarla. Biz şimdi nasıl ne yapacağız? Ham maddeler hepsi dolar. Nasıl yapacağız? Bugün bir maske 1 TL geçin 5 TL olacak. Biz nasıl geçireceğiz? Ne gibi çözümler üretilebilir? Biz dışarıdan istediğimiz kadar para getirelim. Bu çözüm değil. Çözüm bizim burayı ne şekilde insanları güzel bir şekilde yönlendirebilmemiz. Gidişatımız nereye gidiyor? Ben kendim 2009'dan beri AK Partiliyim. Oy veren bir insanım. Değer verdiğim bir insan. Ama şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sabah işe gidiyorum, akşam eve geliyorum. Param bitiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben film yapımcısıyım. Şu anda iki tane filmim var. İkisini vizyona koyamıyorum. Ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Efendim? İzleyici mi yok? İzleyiciden ziyade ben bugün kişi yapsam. Ben dün Tipbox'ta filmlere bakıyoruz. 6000 kişi, 5000 kişi izlemiş. Ben 3 milyon bir filme para yatırmışım. Efendim? Adıyaman. Azerbaycan'da bir film yapmışım uluslararası. Gelmişim burada bir film yapmışız. Biz filmi vizyona koyamıyoruz. Yani koymamız için gerekçe yok. Hiçbir şey yok. Biz dün savlarla görüştük. İstişarelerde bulunuyoruz. Yani büyük rakiplerimiz var. Güçlü rakiplerimiz var. Ama rakiplerimizin bile projesi 6000 kişi, 5000 kişi izliyor. 1,5 milyon bağlayacağız da 5000 TL mi kazanacağız? Her sektöre etkiliyor. Her sektörü de, sinema zaten komple bitti. Dijital diyoruz, dijital da bizi kurtarmıyor artık. Simitçi de, oyuncu da, baklavacı da, pastanecisi de, yani marketçisi bile kaldırıyor, şekeri saklıyor artık. Biz ne hale geldik ya? Biz 1990'larda değiliz, biz 1980'lerde değiliz. Biz niye bu duruma geldik? Abi, kara borsa mı? Kara borsa, gelin gidelim, iki tane şeker satıyorsa ben kafamı keserim, benim mahalledeki bakkal. Abi adam diyor satmıyorum, her gün o fark geliyor, ben niye satayım? Sıfır ayakkabı alacağım, adam vitrinden çekmiş. Niye çekmişsin ha? Dün gittim, bakıyorum bugün gidiyorum alma. Abi diyor kusura bakma, mal kalmamış diyor, bu mal kalmamış. Halbuki de kalmış. Gidişatımız nasıl diye sorursanız. Neyi dolu? Abi vitrine git bir bakayım, fiyat farkına da bir bak. Vitrin dolu olması değil, fiyat farkına da bakalım. Bugün adam bugün yazmış, bir ekmek 5 TL olacak, nasıl alacağız? Bir ekmek 5 TL olacak. Hadi bunun gel ben farz et ben asgari ücret alıyorum. 3 tane çocuğum olsun. Bak bir eşim 5 kişiyiz. Bir evde kirada oturuyorum. Kiram en düşük 1500 lira. Gel bakayım ben asgari ücretle geçinir. Tamam gel ben sana vereyim sen geçin ben seni izleyeyim. Hadi not alalım.